Arkadaşlar merhaba. Bugün size 1.35'te kullanabileceğiniz aynı zamanda ETS2'nin tüm kamyonlarıyla kullanabileceğiniz iki tane mod tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi BDF ve Tandem Turuk paketi. Bu BDF kamyonları kullanabilmenizi sağlayacak bir mod. Bir de benim yaptığım bir boyanabilir skin paketi var. O paketi göstereceğim size. Her ikisi de modların her ikisinde ETS2'deki bütün kamyonlarla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu BDF paketini ETS2'nin kamyonlarının şasilerini kullanan üçüncü parti modlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin şu anda bu DAF Vadik tarafından yapılmış bir DAF. Bunu da kullanabiliyoruz. Pendragon'da kullanabiliyoruz. Pendragon'un Volvo'da. Buna benzer diğer kamyonlarda da kullanabilme şansınız var. Şimdi arkadaşlar şuradan önce bir modlara bir bakalım. Neler yapıyor bu modlar. Şuradan bir çekici galerisine girelim önce. Mesela DAF'tan başlayalım yine. Herhangi bir DAF seçelim. Mesela bu ETS2'nin standart DAF'larından bir tanesi. Burada arkadaşlar şasilerimiz var. Bu tandem şasi seçeneklerini kullanıyoruz. Burada BDF kasayı takmak için bir simge görmüyorsunuz burada. Ancak bunu bu tarafa çevirdiğinizde göreceksiniz. Şöyle yapalım. Mesela bu tarafta bu görünmüyor, kayboluyor ama bu tarafta görebilirsiniz bunu. Şuna tıklayıp buradan istediğimiz kasa tipini seçebiliriz. Bu skin'i kullanmak zorunda değilsiniz. Ben bunu yüklediğim için şimdi böyle görünüyor bu. Bunun beyaz olanı var. Gri olanı var. Bir de ETS için yapılmış özel bir şablonu var bunun. Onu da az sonra gösteririm her üçünü de. İsterseniz düz beyaz olarak kullanabilirsiniz. Bu şeyde ne yazık ki bu kasaları boyama imkanı olmadığı için farklı farklı skinler ekleyemiyoruz. O yüzden yüklediğiniz skin paketi neyse o görünüyor burada. O yüzden bunu kullanmayabilirsiniz. Yani düz beyaz olarak da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu BDF kasamızı bir böyle universal kasa tipi var. Ondan sonra şu Profiliner kasa tipi var. Cooliner olan tip var, soğutmalı. Bir de konteynerlar var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Şimdi kamyonumuzu hemen şeyi de göstereyim. Boyama modunu da göstereyim. Bu benim yaptığım bir moddu. Buna en son DAF Euro 6'yı da ekledim. Bir de pardon MAN Euro 6'yı da ekledim. Bir de bu DAF'ın bir tuning DLC'si var. O DLC'yi de uyarladım. Şimdi o DLC ile de çalışıyor bu. Yani SCS'nin bütün kamyonlarına bu şeyi modu giydirebilirsiniz. Onun da nasıl olduğunu hemen göstereyim. Bunu farklı renkler yapabilirsiniz. Ya da
Şöyle yapabilirsiniz örneğin. Artık renkleri istediğiniz gibi seçip yapma imkanınız var. Yani nasıl isterseniz öyle yaparsınız ama bu paket için, yani bu boyama paketi için Schwarzmiller dorseler ve Kron dorseler için de bir paket var ayrıca. Bir de bu BDF için 7-8 renkte ayrı paket hazırlıyorum. Onları da yüklediğimde videonun altına açıklamasına koyarım linklerini. Oradan indirebilirsiniz eğer kullanmak isterseniz. Bu paket tamamlanmak üzere bir iki tane ufak tefek eklenti yapılması gerekiyor. Eklenti derken yani şu anda bunun çalışmasında herhangi bir sorun yok. Birkaç tane daha dorse tipi eklemek istiyorum bu üçüncü parti dorselerden. Ondan sonra farklı bir logo, farklı bir amblemle farklı bir skin paket daha hazırlayacağım. Belki onu da yayınlarım, videosunu görürsünüz onda. Arkadaşlar paket bu. Şunu ben yine kahverengi yapayım da kasanın rengine uygun olsun. Şöyle. Bu Vadik'in DAF'ını da ayrı bir video olarak yapacağım. Bunda çok güzel özellikler var bu DAF'ta. Yani çok fazla sayıda aksesuar var. Onları da görürseniz bu kamyonu da çok seveceğinize kesinlikle eminim. Çünkü oldukça güzel bir kamyon bu. Şimdi arkadaşlar BDF paketimizin şuradan şeyi değiştirelim de. Şunu Profiliner seçelim. Ben bunu seviyorum. Şimdi bu kamyonu satın aldığımızı varsayalım. Onayla dedik. Kamyonumuz bu. Bunu satın aldığımızı varsayalım. Şimdi bir de buna tandem römork alacağız arkadaşlar. Dorselere girelim. Şimdi Dolly trailer'lar var. Dolly dorseler. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz bu BDF kasaya bağlamak için. Bunlar soğutuculu olanlar. Bir de tandem dorseler var. Bunlar da böyle. Bunlardan da herhangi birini seçip kamyonun arkasına bağlayabilirsiniz. Bunlar da ne yazık ki boyanamıyor. Yani bunlar için ayrı ayrı her renk için ayrı ayrı mod yapmam gerekiyor. Birkaç tanesini hazırladım. Bir 6-7 tane daha hazırlamam gerekiyor. Onlar da hazırlandığında bu şeyde tamamlanmış olacak. Eğer bu Wolf paketi kullanmak isterseniz, kullanmak istemezseniz bunu beyaz ya da gri olarak alabilirsiniz. Buradaki tüm dorseleri. Aynı zamanda BDF kamyonunu da yine beyaz ve gri alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Buradan da trailerimizi aldıktan sonra bunda çok fazla bir özelleştirme imkanı yok maalesef. Alabileceğiniz şeyler bunlar. Yani herhangi bir skin paketi ekleyip kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili de çok fazla skin paketi yok maalesef. Onu hemen söyleyeyim. Yani düz renk olarak kullanmanız gerekecek. Bu arada şuna da bakalım. Tankerler var. Çekici galerisine girelim. Mesela bu sefer de Iveco'ya girelim. Şuradan kocaman bir kamyon seçelim. Ben şu modeli seviyorum. Önce şu şasilerimizden tandemi seçelim.
Ve başka bir şey daha göstereceğim burada. Şimdi şu tankerleri de alabilirsiniz. Yani bu bütün kamyonlara takabilirsiniz bunu. Taktığınızda tandem dorse alırken de tankeri alırsınız. Yani bir tankeriniz de olabilir böylece. Kendi firma logonuzu taşıyan ya da beyaz renkli ya da gri renkli alabilirsiniz, seçebilirsiniz bunu. Şuradan böyle bir kamyonunuz olacak arkadaşlar. Bunun dışında şurada böyle şasi seçenekleri var. Bunda sadece kısa olanları takabiliyorsunuz bunda da. Bunlar için bir de kargo seçenekleri var. Kargo alıyorsunuz. Yani hiç dorse takmadan bunu böyle de kullanabilirsiniz. Kargo paketi var bir tane. Paletli kargo. Gidiyorsunuz, kargoyu alıyorsunuz. Yalnız onda geri geri manevra yapmak mümkün değil. Arkada görünmeyen bir dorse var. Geri geri yaklaşırken dorseyi görmediğiniz için ona uygun manevra yapamıyorsunuz. Dorse sonra tam 90 derece dönüyor, takılıyor, kalıyor. Yani o kargolarla çalışmak isterseniz eğer kargoları hiç yerine yanaşmadan doğrudan kargo teslim yerinde enter tuşuna basarak teslim edebilirsiniz. Çünkü geri geri gitmek gerçekten çok zor. Ben birkaç kez denedim. Geri geri giderken mutlaka arkadaki dorse, yani görünmeyen bir dorse o. Dorse takılıyor bir yerlere ya da tam dönüyor, kasaya takılıyor. O yüzden onları kullanmak mantıklı olmayacak. Römorkla kullanırsanız ama herhangi bir sorun yok. Römorkta istediğiniz gibi manevra yapabilirsiniz. Bu kısa tipte şeyler yok arkadaşlar. Tankerler yok. Onu gördüğünüz burada da zaten. Bunda tanker kullanamıyorsun. Tankeri uzun şasilerde kullanabileceksiniz sadece. Şurada birkaç tane daha test edelim. Farklı bir kamyon modeline girelim. Farklı bir kamyon markasına girelim. Mesela Scania'da deneyelim bir de. Şuradan herhangi bir tanesini seçelim mesela. Altı çarpı dördü seçelim. Bir de şöyle bir tanker tipi var. Bunda yanlarda yazı yok. Sadece arkalarda yazılar var. Bunun da yine beyaz olanı ve sade metal olanı var. Standart skin kullanacak olursanız. Eğer bu skinler olmasa burada Traxim yazıyor. Öyle oynamak istemezsiniz sanıyorum. O yüzden beyaz skin tercih edersiniz büyük ihtimalle. Eğer bu skin paketini kullanmayacak olursanız. Bir de hazır buraya kadar girmişken şunu da göstereyim. Evet arkadaşlar, BDF paketimiz bu.
Bunun dışında burada hazır her ikisini de tanıtırken şeyi de göstereyim size. Şuradan dorsi alımına girelim. Mesela Kron dorsilere bakalım. Kron dorselerde böyle arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Boleskin'de Kron için böyle. Bir de Schwarzmiller'e girelim. Arkayı ister kahverengi yaparsınız, ister şöyle bir renk yaparsınız. Burada da böyle özelleştirme seçenekleri var Schwarzmiller için. Boyamaya girelim. Şimdi saf beyaz yapalım. Evet. Schwarzmiller de böyle. Şimdi arkadaşlar bu Kron DLC için de BDF paketi var. Bir sonraki videoda o BDF paketini de tanıtırım. Onlar da henüz tam kontrol edemedim hepsini ama onlar da yine SCS kamyonlarda çalışabilen bir paket. Kron dorseleri, Kron BDF kamyonu takıyorsunuz, Kron kasa takıyorsunuz. Bir de tandem remorkları var onların. Tandem remorkları da alıyorsunuz. O da ayrı bir seçenek olarak kullanabileceğiniz bir şey. Bir dahaki videoda da onu tanıtırım. Eğer sorun çıkmazsa, yani gerçekten SCS'nin tüm kamyonlarında çalışıyorsa, onda biraz daha göz alıcı şeyler var. Onu da gösteririm. Evet arkadaşlar, şimdi bu bir de standart trailerlere bakalım. Standart trailerlerde de skinimiz böyle. Bunda da böyle istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz bunları. Farklı bir renk yapalım bunu. Çok cartlak bir renk çıkıyor.
Valla bu renk seçimleri konusunda çok fazla iyi değilim de. Siz kendi renginizi istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu pakette bunlar var. Buradan kullanabileceğiniz şeyler de bunlar. Evet arkadaşlar, paketler bunlar. Şimdi bir de şunu göstereyim size. Kamyonumuzu sürmeye geçelim. Şunu bir stop edelim de motor gürültüsü olmasın. Bir de arkadaşlar şu garaj tabelaları var. Bu Wolf paketin içine dahil. Garaj tabelalarında 7 tane mi 8 tane mi yanlış hatırlamıyorsam renk yapmıştım. İşte kahverengi, siyah, mavi, yeşil, sarı, turuncu vesaire gibi. Bu garaj tabelaları ayrı bir dosya olarak farklı renklerin bir araya geldiği bir paket bu. Bir RAR dosyası. O RAR dosyasının içinden istediğiniz rengi seçip kurmanız gerekiyor. Bir de bu Big Garage isimli bir tane mod var. Bu modu kurmanız gerekiyor. Big Garage modunun üstüne de tabela modunu koymanız gerekiyor. Dolayısıyla kamyonunuzun rengine uygun bir de tabela edinmiş olursunuz böylece. Eğer bu paketi kullanacak olursanız. Bu skin paketini istediğiniz kamyonunuzda kullanabilirsiniz. Yani şoförlerinizin kullanacağı kamyonlarda da olabilir. Şöyle hemen onu da göstereyim. Bir de kolar vardı bir de. Bu şekilde benim bütün kamyonlarım hep bu skinle kaplı. Dolayısıyla bir şirket rengim olmuş oldu böylece. Burada şu şirket logonuzu da değiştirir bu. Siz orada hangi logoyu seçerseniz seçin. Burada bu şirket logosu görünür. Dolayısıyla hem şirket logosu hem çekiciler için boyanabilir paketler hem de dorseler için boyanabilir paketler var bunun içerisinde. Aynı zamanda Kron ve Schwarzmüller için skinler var. Eski sürümlerde farklı tırlar dorseler için de vardı ama artık 1.35 sürümünde onlar kullanılmadığı için onların bir hükmü kalmadı. Bir de garaj için bir şey var. Şimdi en son hazırladığım bu BDF'ler için ayrıca bir paket var. O da bugün yarın biter büyük ihtimalle. Dediğim gibi onu da bitirdikten sonra videonun açıklamasına linkini eklerim. Eğer bu paketi kullanmak isterseniz o BDF'leri de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar. Dinlediğiniz, sabrettiğiniz için teşekkürler. Umarım bir faydası olur bunun. BDF kamyon sevenler için bu bir seçenek olarak duruyor. Ayrıca bir sürü şey ekleyip yüklemenize gerek kalmaksızın yükleyebileceğiniz. Ha pardon, son bir defa şunu da göstereyim de profillere girelim. Mod bölümüne hangi modları yüklemeniz gerektiğini söylemeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar şuraya BDF yazalım.
Kullandığımız BDF modu bu arkadaşlar. Bu Fleming denen bir arkadaşın hazırladığı bir mod. Bütün SCS kamyonlar için. Ancak bunu bütün SCS kamyonlar derken bir tanesi hariç Euro 6 için henüz şasiler yok. Onu da yakında yayınlayacaktır sanıyorum. Bunu takip edersiniz. Ben güncelleme yaparsa eğer bu arkadaş videodaki açıklamaya bunu eklerim. Şu anda bir tek MAN Euro 6 için BDF yok. Onu söyleyeyim. Bunu kullanıyorsunuz. Bunun şu boş olan skin paketi var. Bir de beyaz olanı var arkadaşlar. Şu ikisinden birini kullanmanız gerekiyor. Eğer bunu kullanmazsanız Dorset'te şu gördüğünüz logo çıkıyor. Bunu kullanmak isterseniz sakıncası yok. Ama eğer bunu kullanmak istemezseniz bu tandem logonun üstüne şu skinlerden birini yüklemeniz gerekiyor. Nereye ekledim onu? Şurada. Bu da benim yaptığım skin. İster bunu kullanırsınız, ister bunu kullanırsınız, ister bunu kullanırsınız. Ama hangisini kullanırsanız kullanın, bu şeyin modun üstüne gelmesi gerekiyor. Yani şu BDF Tandem paketinin üstüne eklemeniz gerekiyor skin paketini. Ancak o zaman skinleri görebilirsiniz. Bu da bu kadar. Benim şeyde skin paketi de şu. Bu Schwarzmiller için bir paket. Bunu Steam'den de indirebilirsiniz. Linkini de aşağı ekleyeceğim. İsterseniz doğrudan da indirebilirsiniz. Şu yine bunun Steam'de de var. Aynı zamanda indirme linkinde video açıklamasına ekleyeceğim. Bu asıl paket, yani kamyonları ve dorseleri boyayabildiğimiz, SCS'nin dorselerini boyayabildiğimiz paket bu. Bu Schwarzmiller'in bu Steam'deki, bu da şeye yüklenmiş olanı, internete yüklenmiş olanı. Bu Steam'deki paket Wolf'ün, bir de bu Chrome paketi var arkadaşlar. Bu Chrome dorseler için, yalnız şu Chrome ve Schwarzmiller için Chrome ve Schwarzmiller DLC'leri gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bunlar olmazsa bunlar hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla o DLC'leriniz varsa bu paketleri de indirip kurabilirsiniz. Şunlar da garaj paketleri, garaj tabelası paketleri. Siyah var, mavi var, kahverengi, yeşil, turuncu, kırmızı ve beyaz olmak üzere bir de sarı var. Çeşitli renkler var. Bunun dışında bu garaj skinlerini kullanabilmek için arkadaşlar şu garaj modunu kurmanız gerekiyor. Garaj modumuz bu. Bunun indirme linkini açıklamada bulacaksınız. Bunu kurduktan sonra da üzerine garaj şurada. Pakette onun üstüne gelecek şekilde hemen garajın üstüne de koyabilirsiniz. Problem değil. Bunun nerede olduğunun önemi yok ama garajın üstünde herhangi bir yerde olması yeterli. Bunu da kurduğunuzda o zaman bütün kamyonlarınızda ve dorselerinizde bu skin'i kullanabilirsiniz. Aynı zamanda BDF'yi de kurmanız gerekir. Eğer BDF'yi kullanacaksanız, BDF'yi kurduktan sonra da üzerine BDF için istediğiniz skin'i ekliyorsunuz ve BDF kamyon sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi gerçekten bitti. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.